Arçelik Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri. Tanımayan herhalde yoktur. Zaten her evde bir Arçelik bulunmasıyla övünen bir şirket Arçelik. Aynı zamanda kendi markasıyla dünyanın dört bir yanında, yani Beko markasıyla satış yapan bir şirket. Türkiye'den çıkmış gerçek anlamda ilk küresel şirket. Ve Türkiye'nin de en büyük ihracatçılarından biri. Milyarlarca dolarlık her sene ihracat yapıyor. Kimin Arçelik diye sorsam bunun cevabını biliyorsunuz. Koç Holding. Bilmeyen herhalde çok azdır. Peki kim kurmuştu diye sorsam? Diyeceksiniz ki herhalde Behbi Koç kurdu 1950'li yıllarda bir noktada. Aslında doğru ama Behbi Koç yalnız değildi. Ve Behbi Koç'un yanında bir kişi daha vardı ve zaten asıl fikir onundu. Ege Cansen, bugün onu duayen bir ekonomi gazetecisi, yazarı olarak tanıyoruz. O bir zamanlar Arçelik'te görev yapmıştı yönetici olarak ve onun ifadesiyle biliyorsunuz diyordu Ege Cansen, Arçelik fikrinin yaratıcısı Lütfü Doruk'tur. Lütfü Doruk. Behbi Koç'un ortağı, Arçelik'i kuran işte iki isimden biri. Daha sonra yanlarına burada biraderleri de aldılar ve Arçelik'i kurdular 1954 yılında. Ve ekibin lideri Lütfü Doruk'tu. Çünkü Ege Cansen'in dediği gibi fikir onundu. Onun fikri Türkiye'de çelik eşya üretecek bir fabrika, bir şirket kurmaktı. Ve kendi nefesi o şirketi kurmaya, o fabrikayı kurmaya yetmemişti. Behbi Koç'a bu fikri götürmüş ve ortaklık teklif etmişti. Behbi Koç da sen bu işin başında olursan tamam demişti. Behbi Koç sermayeyi koymuştu. Lütfi Doruk işin başına geçmişti. Ve yanlarına da Türkiye'ye buzdolabı, beyaz eşya ithal eden burada biraderleri de almışlardı. Ve ama işin başında Lütfi Doruk vardı. Ve Lütfi Doruk, bugün ismini çoktan unuttuğumuz Lütfi Doruk, o zamanlar Türkiye'nin ilk yerli çamaşır makinesini 1950'li yılların sonunda üretmişti. Üreten ekibin lideriydi ve daha sonra 1960 yılında da yine Türkiye'nin ilk yerli buzdolabını üreten ekibin lideriydi. Çünkü 70'li yılların ortasına kadar Arçelik'in genel müdürlüğünü ve murahhas azalığını yapmıştı. Kimdi bu Lütfi Doruk? Ege Cansen, Arçelik'te genç bir yönetici adayı olarak tanıdığı Lütfi Doruk'u şöyle anlatıyor. Lütfi Bey'in beyaz atlı süvari havası vardı. Çerkez Bey gibiydi, gazladı mı gider, post bıyıklar filan, hani vurdum mu yıkarım gibilerinden bir adamdı. İskoç ceketler giyer, kravat filan, yani aynı zamanda da çok şık. Hafif de maço, ceketi çıkardım mı dağıtırım havasında bir insan. Bir gün Dolmabahçe'den gidiyoruz diye devam ediyor Ege Cansen, bir anısını anlatıyor. Önümüzde kömür yüklü bir kamyon, virajı alırken kömürler yere dökülmüş, trafik tıkanmış. Şoför inmiş, kömürleri tek tek toplamaya çalışıyor. Ama kamyonun üstündeki hamallar öyle bekleşiyor. Lütfi Bey bir atladı arabadan aşağı, kamyona doğru koştu. İnin ulan aşağı, toplayın bakayım çabuk diye öyle bir gürledi ki adamlar sanki büyük bir komutandan emir almışlar gibi hemen atlayıp 30 saniyede topladılar bütün kömürleri. Ege Cansen'in Lütfi Doruk'a dair anısı, izlenimleri böyle. Peki kimdi bu gerçekten Lütfi Doruk? Yani nereden geliyordu? Saraylıydı babası ve annesi. Lütfi Doruk'un oğlu Tahsin Doruk. Şöyle anlatıyor oğlu Tahsin Doruk. Sarayda müzikle uğraşan Tahsin Bey adında enteresan bir zatın oğluydu babam. Annesi yine o devirde saraya gelmiş bir Çerkes hanımdı. Gençlik hayatı babamın çok renkli geçmiş. Bir dönem Almanya'ya giderek hem çalışmış hem teknik okula devam etmiş. Türkiye'ye döndükten sonra kimi küçük müteahhitlik işlerinin yanı sıra bir dizi girişimde bulunmuş. 1929 yılından beri de ağırlıklı olarak dosya dolapları ve arşiv malzemesine yönelik bir madeni eşya üreticisi. Yani Lütfi Doruk aslında Cumhuriyet'in, genç Cumhuriyet'in ilk girişimcilerinden biri ve Arçelik'in işte nüvesini oluşturan çelik üreticisi şirketi aslında çok daha önce kuruyor. Kiminle kuruyor? İlk ortağı Bahriye Subayı arkadaşı olan Edip Ossa. Erel Çelik isimli şirketi kuruyorlar. Yıl 1936 ve bir süre üretim yapıyorlar ve ürettikleri eşyaları bu arada Koç Ticaret'in de, yani Behbi Koç'un o dönemdeki şirketinin Galata şubesine de veriyorlar. Ve bu vesileyle tanışıyorlar. Bir süre sonra Lütfi Doruk'la ortağı Edip Ossa arasında anlaşmazlık baş gösteriyor. Ve Lütfi Doruk İstanbul'dan ayrılıyor, çekiyor, gidiyor güneye. Nereye? Köyceğiz'e. Köyceğiz'de bambaşka bir işe giriyor, dalyan işine. Behbi Koç'a dalyan işinde de ortaklık teklif ediyor.
Behbi Koç onu kabul etmiyor. Daha sonra Lütfi Doruk İstanbul'a geri dönüyor. Behbi Koç'a gidiyor, bir gün kapısını çalıyor. Diyor ki gel Erel Çelik'i birlikte yaşatalım ve işte Türkiye'de çelik eşya üretecek bir fabrika kuralım. Böylece ortaklık kuruluyor çünkü Behbi Koç bu teklife tamam diyor. Dalyan teklifini kabul etmeyen Behbi Koç burada parayı görüyor ve sen bu işin başında olursan tamam ben de sermayeyi koyarım diyor. Ve iki isim yani Lütfi Doruk ve Behbi Koç kuracakları fabrika için yani Arçelik'in fabrikası için İstanbul'da arazi bakmaya başlıyorlar. Sütlüce'de bir arazi beğeniyorlar ve alıyorlar. Oraya fabrikayı kuracaklar. O arazide şu anda uzun yıllar Arçelik'in gerçekten de ilk fabrikasının üretim yaptığı arazide şu anda bugün Arçelik'in genel müdürlüğü yer alıyor. Arçelik'in ve Beko'nun dünyadaki bütün operasyonları işte o arazide. Yani yıllar önce Lütfi Doruk'la Behbi Koç'un aldığı, satın aldığı o arazide sürdürülüyor. Bir süre sonra bu arada burada biraderleri de yanlarına ortak olarak alıyorlar. Burada biraderler de o dönemde Türkiye'nin önde giden iş gruplarından biri ve beyaz eşya ithalatı yapıyorlar. İşte çamaşır makinesi, buzdolabı çok pahalı şekilde Türkiye'ye geliyor. Ama getiren de büyük oranda işte burada biraderler. Ve 1 Şubat 1955'te 7 ortaklı Erel Çelik Eşya Şirketi kuruluyor. Burada işte ilk pay sahiplerini görüyorsunuz ve paylarını görüyorsunuz. Behbi Koç 410 bin lira. Koç Ticaret 390 bin lira. Eli Burda ve ortakları 390 bin lira. Lütfi Doruk 220 bin lira. Ve 30 bin lira hissesi olan 3 küçük ortak ki bunların arasında profesyonel yöneticiler de var. Toplam sermaye 1,5 milyon lira. Şirketin Erel Çelik ismiyle kurulduğunu gördük. Peki Arçelik ne zaman oluyor? 1957 senesinde ismini değiştiriyor. Çünkü Ediposa videonun başında gördük. 1936 yılında bu şirketi Erel Çelik'i işte Lütfi Doruk'la kuran Bahriye Subay'ı arkadaşı dava açıyor. Ve diyor ki benim bu şirkette bu isimde hakkım var, payım var istiyor. Bunun üzerine işte ortaklar ismi değiştirmeye karar veriyorlar. Ve 1957 senesinde Arçelik ismini alıyor. Arçelik böyle doğuyor. Ve bir sene sonra 1958 senesinde de artık beyaz eşya üretmeye karar veriyorlar. Çünkü 2 Ağustos 1958'de çok ağır bir devalüasyon gerçekleşiyor. Ve dolar bir günde 2.8 liradan 9 liraya çıkıyor. 3 katından da fazla. Tahmin edileceği gibi bir anda Türkiye'nin ithalatı bıçak gibi kesiliyor. 1952'deki düzeyinin %56'sına iniyor. Ve işte bunun sonrasında Arçelik kurucularında artık çamaşır makinesi üretmek için uygun zamanın geldiği fikri olgunlaşıyor. Behbi Koç da tamam diyor. Lütfi Doruk ve ekibi kolları sıvayıp çalışmaya başlıyor. Ve çok da uzun olmayan bir çalışmayla işte Türkiye'nin ilk 5 adet yerli çamaşır makinesini üretiyorlar. Ve o çalışmada görev alan dönemin Arçelik çalışanı Mustafa Berker o günü şöyle anlatıyor. Sütlüce'de bulunan ek binanın üst katında ilk defa 5 tane çıkarttığımız günü, yani 5 tane ürettiğimiz günü diyor, unutamam. Lütfi Bey bayram etmiş. Hepimiz tek tek kutlamıştık onu. Her şey ama dışarıdan geliyordu. Sadece motor ve şanzıman değil, şalter hatta boya bile ithaldi o zaman. Piyasadan sadece, yani yurt içi piyasadan Vida, Civata gibi eşyaları tedarik edebiliyorduk. 26 Temmuz 1960'ta ilk yerli buzdolabı da yine Lütfi Doruk ve onun liderliğindeki işte Arçelik ekibi tarafından üretildi. Lütfi Doruk'un bir hayali vardı. Almanya'da yaşarken ve eğitim alırken gördüğü kurup fabrikasının bulunduğu bir şehir gibi şirketle özdeşleşen bir şehir kurmak istiyordu. Yani bir Arçelik şehri. Bunun için İstanbul yakınlarında büyük bir arazi aramaya başladılar. Ve Çayırova'da bugün hala Arçelik'in dev üretim tesisinin bulunduğu yerdeki araziyi aldılar. Sene 1967 ve Arçelik fabrikası böylece çok hızlı büyümüştü. Çayırova'ya taşınmaya başladı ve bu hızlı büyüme aslında Lütfi Doruk'un da bir anlamda sonunu getiriyordu. Çünkü hızlı büyüme kurumsallaşmayı gerekli kılmıştı. 1973 yılında Arçelik'in ilk genel müdürü Fahir İlkel göreve getirildi. Behbi Koç vardı bu kararın arkasında. Yani Lütfi Doruk'un koltuğuna geliyordu. Lütfi Doruk bu karara belli ki içerdedi. Behbi Koç
O dönemi daha sonra anılarını yazdığı kitapta şöyle anlatacaktı. Bu arada Lütfi Doruk Bey o günden bu tarihe, yani kuruluşundan o güne kadar çok yorulmuştu. Kendisine yönetim kurulunda murahhas aza üye olarak kalmasını ve teşkilatın lideri olmasını teklif ettim, kabul etmedi. Düşünüp taşındıktan sonra ayrılmaya karar verdi. Ayrıldıktan sonra yönetim kurulunda kalmasını ve hisselerini satmamasını teklif ettim. Onu da kabul etmedi ve hisse senetlerini sattı. Arçelik'in kurucusu, Türkiye'nin ilk yerli çamaşır makinesi, ilk yerli buzdolabını üreten ekibin, şirketin lideri, genel müdürü, şirketten de ayrıldı, hisselerini de sattı. Bir anlamda aslında sanayiciliği de bırakmış oldu. O yüzden bugün Lütfi Doruk'un ismini hiçbirimiz bilmiyoruz. Eğer hisselerini satmamış olsaydı kim bilir Koç yapacağı sermaye artırımlarıyla Lütfi Doruk'un hisselerinin küçülmesini sağlayacaktı. Ve yine bugün ismi sadece işte küçük ortaklarından biri olarak geçecekti. Ve kimse yine Doruk ailesini umursamayacaktı. Nitekim bugün ilk başta gördüğümüz Burla biraderler hala Arçelik'te hisse sahibi ama hisse payı başlangıca göre çok küçüldü. Belki Lütfi Doruk'un da başına aynı şey gelecekti. Bunu belki de gördüğü için sadece görevinden değil, o tarihte hisselerini de satıp şirketten ayrılmayı tercih etti. Ama Lütfi Doruk'un Türkiye'nin sanayi tarihinde gerçekten çok özel, hakkı verilmemiş çok büyük bir rolü var.